İşte banka ekstrimi buraya koyuyorum arkadaşlar Yaklaşık olarak 10 milyon dolar param bulunmakta bankada 10 milyon dolar arkadaşlar görümsüz bir yani kaydedilenlerde Ve arkadaşlar buradaki kasarımda da 3 milyon dolarım bulunmakta Aşağıda ise orada sır bulunmakta Evet aşağıda olan şeyler benim birlikte sıra olarak kalacak. Siz de bu arada arkadaşlar şu anda 3 saniye içinde video ben mi kanalımıza abone mu bilgileri açıp tüm işaretmeyi unutmayın. Bunları kısa bir süre içinde yani arkadaşlar 3 saniye içinde video beğendiğinizde kanalımıza arkadaşlar ben bir tonan değişikleri göreceksiniz. Ve ayrıca arkadaşlar bunları yaptığınızda ben emeğimin karşılığını vermiş olacaksınız. Hadi bakalım arkadaşlar 3 saniye içinde kısa bir süre içinde bunları gerçekleştirin. Video ben kanala abone ol, bilgileri açıp tüm işaretle ondan sonra da yorumlarda yaptığım yazan yorumların herkesin kalp atacağım ve arkadaşlar cevap vereceğim yorumlarına. Polis kapıyı aç. Ben de zengin köylü. Kapıyı aç. Önemli bir şey konuşmamız lazım. İçeride olduğunu biliyoruz. Ha? Zengin köylü ve polis mi? Bir saniye ya. Daha demin gelmişlerdi. Buyur kardeşim. Neden geldiniz? Önemli bir şey konuşacağız da ondan geldik. Seni rahatsız etmiyoruz yani biliyorsun ki yani durduk yere. Aynen öyle. Sen bir söyleyeceksin zengin köylü. Ben Kore'ye gireyim mi? Ne dersin? Azıcık gerçekten de sinirli bakıyor. Ben konuşmaktan vazgeçiyorum. Sen konuş onunla birlikte. her şeyi ben konuşacağım. Onunla birlikte halledeceğim. Kardeşim sana anlatacağımız şey buradan başlıyor. Anlatmaya başlıyorum şu anda. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Söyle bakalım. Kardeşim köye bir otobüs dolusu yeni insanlar geldi. Bu insanlardan çoğu yani kadın kesimine ulaşmakta. E kardeşim yani sorun ne oluyor burada? Evlerimizi geliştirmek zorundayız. Bu görmüş olduğun evlerin hepsini ikişer ya da üçer katlı yapacağız. Evlerinin sahibi sen olduğun için kardeşim bize belgeleri vermen lazım. İşte sana sunacağımız projeler. Ben ona zengin köylü. İşte çanta burada al. Birazcık da meraklandım gerçekten de. Bakalım arkadaşlar çantanın içinden ne çıkacak. Şöyle bir tane resim gibi bir şey çıktı. Buraya bunu koyuyorum. Oo bir saniye. Burada arkadaşlar yaşam alanı. Ebeveyn odası. Soyunma odası. Ebeveyn banyosu. Ondan sonra katolu arkadaşlar. Arkadaşlar, banyo, yatak odası, bakalım... Hmm, salon nerede peki burada? Salon görmüyor musun? Yani yaşam alanı yazıyor orada. He, pardon. Evet, sanırım burası olması lazım. Evet arkadaşlar, güzel bir şeye benziyor ama ben bunu onaylamıyorum. Ve kardeşim, ilerle duymuyor musun? Öndeki otobüs. Lan, ilerlesene diyoruz sana. Yani bu arkadaki otobüsteki şoför eleman trafiğin olduğunu görmüyor. Şimdi gidip döveceğim vallahi billiği. Beni gerçekten çok sinirlendiriyor. Şoför bey, vardık mı acaba köye? Evet, vardık hanımefendi. Yaklaşık olarak 5 dakika sonra ineceksiniz. Merak etmeyin. Tamamdır. Hadi inelim artık. Evet ya inmek istiyorum. Tamamdır. Sabırsızlanmayın. İneceksiniz. Sizlere kesinlikle söylemek istemezdim. Ama siz ikiniz beni dolandırmaya çalışıyorsunuz. Sizlere inanmıyorum bir kere tamam mı? Şimdi ben proje götürüyorum. Çöpe atıyorum. Ve yani bir daha sizinle birlikte konuşmuyorum. Yanıma ziyareti falan gelmeyin. Kapımı çalmayın. Emin etrafında dolaşmayın. Anladınız mı? Sizi görevden alttırırım. Tamam gelmeyeceğiz. Tamam gelmeyeceğiz. Merak etme. Sen bilirsin. Kaybeden sen olursun. Ben asla ama asla kaybetmem hiçbir şeyde. Anladınız mı arkadaşlar? Her neyse ya. İyice beni sinirlendirdi ya. Bu çocuklar arkadaşlar yani ne bileyim köyü geliştireceğiz derken beni dolandırma peşindeler. Paralarımı parlamama peşindeler arkadaşlar. Çalma peşindeler yani. Biliyorsunuz köyün en milyoneri, dünyanın en milyonları insanı tabii ki de benim. Gerçekten çok seviyorum. İyi ki benim. De... Teşekkür ederim. Aynı şekilde sen de gerçekten baya bir insansın. Birbirimize gerçekten çok benziyoruz. Huylarımız, sevdiğimiz şeyler. Sen benim evleneceğim kadınsın. İyi ki seninle birlikte tanışmışım. İyi ki bu köye arkadaşlarım birlikte gelmişsiniz. Evet gerçekten. Siz buraya. 2-3 saat geçti falan demeyeceğim. Böyle şeyler birlikte arkadaşlar. Şu anda konuyu bozamam. Arkadaşlar köyden bir ihbar geldi telefonuma. Yani isimsiz bir ihbar. Birisinin arkadaşlar köylünün ve arkadaşlar Steve'in öldürüldüğünü söyledi. Steve'in cesedinin yerinin kuyuda olduğunu söyledi. Köylünün ise bir evin altına falan gömüldüğünü söyledi. Ve arkadaşlar bunu doğrulayacağım. Görmüş oluruz bu arkadaşlar köyün yani etrafına bu kızlar geldiğinden beri etrafında değişik şeyler oluyor. Ha bir saniye. <laughs> Senin adın yani ne bileyim şey olması lazım değil mi? Yani benim soyadım olması lazım lazım senin adımda. Evet bence de öyle. Ne zaman evleniyoruz? Bu akşam saat 8'de seninle birlikte benim evimin önünde sen ve ben evleneceğiz tamam mı? Seni nikah yani ne bileyim basacağım senin üstüne. Gerçekten gel evinde basacak mısın benim üstüme? Evet her şeyim senin olacak. <laughs> Hayatımda gördüğüm en gerçekten garip ilişki. Bundan daha gribini de gördüm ama bu da garip yani gerçekten Ama arkadaşlar bu yani bundan ayrılacak merak etmeyin. Böyle ilişkiler devam etmez. Nasıl yapmayalım? Durumu kontrol etmeye gidelim. Kuyunun içine dedi. Bakalım bu şöyle. Ne yapıyorsun lan? Kuyunun içine neden bakıyorsun? Su mu dolduracaksın? He su dolduracağım. Ondan dolayı bakıyorum. Manyak köylü. Burada bir şey yokmuş arkadaşlar. <laughs> bir saniye. Görebiliyorum sanırım. Evet arkadaşlar. Kuyunun en altında. Görmüş olayım yani birisi öldürülmüş. Sesi buraya gönderilmiş olamaz kardeşim iyi misin sesimi duyuyor musun bir saniye arkadaşlar onun yanında bu iple birlikte yemem lazım şöyle ipe sarılalım bakalım yavaşça şöyle şey tamam dedi olamaz ya arkadaşlar şunun nabzını bir kontrol edelim bakalım şöyle bir elimizle birlikte bakalım hayır Nabz atmıyor yaklaşık olarak arkadaşlar polislik bilgilerimle birlikte ben bu adamın bir saat içinde öldürüldüğünü düşünüyorum bu adamı arkadaşlar yani ne bileyim götürmeliyiz Buradan çıkartmalıyız Diğer köylerin diğer insanların bunu görmemesi lazım İnsanlar telaşlanabilir Köye katil geldi falan düşünebilir Bu durumu çözeceğim Biliyorsunuz ben eski bir polistim Bunu da çözeceğim Sherlock Holmes gibiyim yani aynen Hanım, bize bu durumu anlatmayacak mısınız? Lütfen merak ediyoruz. Komiserlerimiz de merak etmekte. Durumda bir yani köyde bir yani bir vaka yaşanmış gibi gözüküyor. Biz bu duruma el atacağız. Bu duruma el atamazsınız çünkü izin vermiyorum. Ben bu köyün belediye başkanıyım. Bir şey olursa bundan dolayı ben sorumlu olacağım. Başka olabilirsiniz ama bu kadar iyisin yani hayatı sizin elinizde. Böyle bir şey varsa bize de bahsetmelisiniz. Bir şey olursa sizleri bahsederim. Merak etmeyin tamam mı? Anladınız mı? Tamamdır. Bizi araman yeterli sadece başkanım. Anladınız mı? Eski bir polis ütkünüz olduğunuz zamanların hatırlıyorum. Siz iyi bir başkandınız, iyi bir polisiniz, her şey değildiniz. Yani ne bileyim, hem de milyonersiniz de insanlara da yardım ediyorsunuz. Merak etme kardeşim, merak etme. Her şeyi çözeceğim. Siz sadece bana bir zaman verin birazcık. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam anlaşıldı. Gidiyoruz. Bir yardım ihtiyacım varsa. Tamam bir yardım ihtiyacım varsa telefonu bekle sizi arayacağım. Anladım. Yüz kere söylemenize gerek yok. Ben salak değilim. Bir de açtım evi doğru yürüyorum şu anda gerçekten de. Bir saniye ya ölümden kaçıl. Ne diyorsun be? Ne kaçılacağım senin önünden? Ben bu evin sahibine bakıyordum bir kere tamam mı? Burada bir minerer birisi yaşıyormuş. Aa sen sen galiba bu evin sahibine benziyorsun. Olamaz. Kaba davranın birazcık kusura bakma. Neyden bahsettiğini bilmiyorum ama. Neyden bahsettiğini bilmiyor musun? <laughs> sen minerer değil misin? Evet. Evet ben minelerim bu evi sahibiyim ama kardeşim maalesef seni tanımıyorum anlaşıldı mı? Belki tanışabiliriz çok yakışıklı birine benziyorsun sen ve ben sevgili olabiliriz <laughs> Seni öpmemi ister misin? Çok yakışıklısın yanana bir buğse yapıcı kondurabilirim ne dersin? Ee, teşekkür ederim böyle davranın için ya da düşündüğün için ama yani ben sizinle birlikte sevgili olamam Siz kötü birisiniz tamam mı? Kötü biri mi? Ne alaka ya Allah Allah nasıl kötü biri? Bize böyle yani neden böyle bir yanlışı yapmaya çalışıyorsun? Bizimle birlikte yani neden böyle konuşuyorsun? Anlamıyorum yani gerçekten de kendi mi kötü konuşurum? Hmm, bir düşüneyim. Çünkü köyün altında bu yani ne bileyim kuyunun altında bir ceset olduğu için olabilir mi acaba? Ve bunu sizin yaptığınız için olabilir mi acaba diyorum. Böyle bir şey yapmadık. Kanıtla o zaman. Kalıtlayacağım merak etmeyin. Zamanı gelecek. Hmm, göreceğiz bakalım. Hiçbir şey kalıtlayamayacaksın Sen zaten bir tip sizin tekisin bir kere tamam mı? Anladın mı? <laughs> yani ne bileyim parayla birlikte herkes satın alabileceğini. Her yani insana sana saygı gösterebileceğini düşünüyorsun. Böyle bir şey asla asla olmayacak. Ama sana şunu söyleyeyim. Gizli bir kişi muameleleriyle havalı davranmaya çalışma. Hiçbir zaman havalı değilsin tamam mı? Anladın mı? <laughs> Ve sen kemiklerin ucu benziyorsun. Ucu beye mi benziyorum? Sen ucu beye benziyorsun bir kere. Ve gelecek olursak bu laflarını sana yuturacağım. Hepinizi hapse tıkıtıracağım tamam mı? Anladınız mı? Ben polisim. Polislik görevimi de yapacağım. Mülüler birisiyim. Dürüst birisiyim. inançlı birisiyim. Ve kardeşim yani ne bileyim adaletli birisiyim. Bunu da başaracağım. Böyle bir şey yapmanına izin vermeyeceğim bugün arkadaşlar çizgi roman sayfamdan 5 sayfa yazdım yaklaşık olarak arkadaşlar kitabımız bir ay içinde çıkacak bu çizgi romanda arkadaşlar değişik şeyler değişik maceralar ondan sonra arkadaşlar korkunç hikayeler değişik değişik yani sürprizi bozmak istemiyorum kesinlikle bu çizgi romanı göreceksiniz arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle çok beğeneceksiniz şimdiden ben bu sürpriz söyledim sizlere ama sakın kimseye söylemeyin sen de ben aramızda sürpriz bir saat gece oldu yaklaşık olarak 12 ve 12 arkadaşlar çok geç bir saat artık uyumam lazım biliyorsunuz sabah erkenden kalkmam çok sıkı çalışman lazım. Evet, tamamen böyle. O zaman arkadaşlar. <laughs> şekillendirmeye başladı. Ben bu kapıyı kıracağım. Bu adamın ne kadar parası varsa gideceğim hepsini alacağım. Bu bekle. Böyle bir şey yapma. Alarmları vardır. Polisler falan gelir. Bizi hapse atarlar. Şu an ellerinde bir kanıt yok bak bir ara Steve'i öldürmemize karşı. Anladın mı? Onun parasını çaldık. Onun parasını hep beraber bölüşeceğiz. Onlar onlara aşık olduğumuzu falan düşünmeye devam edecekler. Biz yani sadece buraya yani ne bileyim onların yakışıklığından etkilenmek için geldiğimizi düşünecekler. Ama ben onun parasını istiyorum. Tamam merak etme. Her şey zamanla. Zamanla falan değil. Kıracağım kapıyı. Anlaşın. Aslında gerçekten haklısın. O yüzden seni dinleyeceğim. Merak etme. Gideceğim bunun kapısını falan kırmayacağım. Gidip yan duvarını kıracağım. Siz bekleyin burada. Ne yapıyorsun? Bekle. Bizi ifşa edeceksin. Hiçbirinizi ifşa etmeyeceğim. Merak etmeyin. İşi güzel bir şekilde tamamlayacağım. Söz veriyorum. <laughs> anneciğim paralarımı aldın mı? Ha, evet evet adı aldık şu anda görmüyor musun? <laughs> evet ya Acun ucundan biraz zengin oldum gerçekten de bilmiyor musun? <laughs> tamam anneciğim ben biraz daha uyuyabilir miyim? 5 dakikada okula gitmeyeceğim ben daha ya. Canım Hayır anneciğim ya uyanmayacağım diyorum sana. Kasalarımı bakıyorum ben şöyle paralarımı sayacağım. Sen gidiyorsan git ya edersem edersen falan et yani. Ben denizde acıkmadım da. Tamam oğlum yüzmek ister misin acaba yine adamızda? Evet anne yüzmek isterim merak etme. Yüzerim ben birazdan. <laughs> Ne oluyor ya bu kasalar ne oldu <laughs> Duvarlar yıkıldı ee, Paralarım nerede kasalarım nerede Bunlar mı yaptı bunları Hayır ya bunlar burada arkadaşlar normal bir hareketsiz şekilde duruyorlar Bir saniye anında arkadaşlar bu kasalarım gitti Olamaz bütün paralarım gitti <laughs> şimdi? Banka hesabımda paralar var. E ee, banka paralar duruyor arkadaşlar. Bu dakika ya. Burada yaklaşık olarak 7 milyon param vardı. Onlar gitti yani şimdi. Ne yapacağım ben? Neyse. Solda ve sağda iki adet video çıktı arkadaşlar. Lütfen solda sağ çıkan videoya tıklayıp ortadan kanalımıza bir açıp tüm işaretleyin. Bunları yapın. Burada arkadaşlar galiba hırsız birisi var. Ya da arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kızlar falan mı yaptı? Evimin etrafını sarmışlar yani etrafı ya. Onlardan şüpheleniyorum birazcık da. Çizgi romanım duruyor. Ya çizgi romanı niye alsın ki ya? Neyse. Dediğim gibi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın ve bay bay. Bu hırsızı bulmam lazım arkadaşlar. Hırsızı bulacağım göreceksiniz arkadaşlar. Onu hapsi tıktırttıracağım. Kesin bunlar yaptı ama he. görüşürüz bay bay.